Merhaba, ben Kübra. Webtoon çizimiyle ilgili içerikler paylaşıyorum. Bu hafta farklı bir türde webtoon çiziminden bahsedeceğim. Her zaman fantastik, korku veya romantik gibi türlerde çizmeyebilirsiniz sonuçta. Günlük tarzda çizecekseniz, yani kısa kısa webtoon çizecekseniz, diğerlerinde olduğu gibi mekan tasarımına gerek olmayabilir mesela. Daha doğrusu basit mekanlarla çalışabilirsiniz. Aynı şekilde ayrıntılı bir karakter oluşturmaya gerek duymazsınız. Her bölümde farklı bir karakter olacaksa ya da farklı tiplemeler olacaksa kişiliğini oluşturmak gerekmez yani. Tercihe bağlı aslında ama webtoon uzun süren bir iş olduğu için bütün her şeyi olabildiğince kısa zamanda yapmaya alışmak lazım. Ben öyle yapıyorum. Neyi kısaltabilirsem, zamandan kısarsam o kadar iyi diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta başka bir sürü işim var webtoon dışında. Mekan tasarımı olarak belli bir tarz belirlerseniz, sürekli kullanılacak bir yer çizecekseniz onu belirleyebilirsiniz. Mesela bir evde geçecekse evi önceden tasarlarsınız. Birkaç bölümü çizdikten sonra paylaşmaya başlarsanız daha iyi olur. Diğer türlerde yaparsanız da aynı şey geçerli aslında. Ama mesela kısa bir webtoon olacağı için daha sık paylaşmanız gerekebilir. Tüketim çok hızlı olduğu için kimsenin beklemeye tahammülü yok. Uzun bölümleri olan bir webtoon olsa haftada bir, iki haftada bir, hatta ayda bir paylaşım yapabilirsiniz. İnsanlar ne zaman paylaşacağınızı bildiği sürece bekleyecektir. Ama 4-5 panelden oluşan bir webtoon'da kimse bir ay beklemek istemez yani. Ya da unutulabilirsiniz böylece sık sık paylaşmadığınızda. O yüzden biriktirmek lazım ki zamanı geldiğinde bir yandan çizmeye devam edersiniz, bir yandan da paylaşırsınız. Aynı zamanda aklınıza yeni bölüm için bir fikir geldiğinde hemen yazın. İlla yeni bir bölüm için olmasına da gerek yok. Herhangi bir fikir geldiğinde böyle çizimle ilgili, bölümle ilgili vesaire yazın mutlaka. Her fikri kullanacaksınız diye bir şey yok tabii. Bazılarını sonradan geliştirebilirsiniz hatta. Yeter ki o fikirleri aklınızdan çıkarmış olun. Hatta fikirleri yazarken yeni yeni şeyler gelir aklınıza mutlaka. Basit bir tarz kullanırsanız daha rahat olur. Kısa sürede çok iş çıkarmanız gerekeceği için bir panelde saatlerce uğraşmamak gerek yani. Siyah beyaz bile iş görür aslında. Amaç mükemmel çizmek olmayacak bunda. Kafanızdakini okuyucuya aktarmak olacak. İlk webtoon'unuz olacaksa böyle bir şekilde başlayabilirsiniz bu tarzda yani. İstediğiniz bölümde final yapabilirsiniz. Olayı bir sonuca bağlamak zorunda olmazsınız. Yani her bölümde farklı farklı hikayeler, düşünceler olacaksa bir final, bir sonuç olmasına gerek olmayacak. İstediğiniz anda sıkıldığınızda mesela bırakabilirsiniz webtoon'u. Bu tarzda çizilenler genelde 4 panelden oluşuyor. Nasıl daha rahat olacaksınız o kadar sayıda panel çizersiniz. Az panel olması bir bakıma daha kolay, bir bakıma da daha zor. Daha az vakit alacak tabii ki çizimi. Perspektifle de çok işiniz olmaz. Yani karakter oluşturmakla ve mekan oluşturmakla vesaire bir dünya oluşturmakla işiniz olmaz sonuçta. Ama bir yandan bir fikri 4 panelde anlatmak, 20 panelde anlatmaktan daha zor. Bir de hangi platformlarda paylaşacağınız önemli. Instagram'da paylaşacaksınız, kare şeklinde yaparsınız. Formatı daha uygun. Ama webtoon ya da tapasta paylaşacaksanız panelleri yukarıdan aşağıya doğru yerleştirmeniz gerek biraz. Tek bir sayfada duracak şekilde de yükleyebilirsiniz ama hani Instagram'daki gibi. Ama webtoon'un tarzına pek uymuyor bu da. Yine de her şey tercih meselesi işte. En önemlisi bence aklınıza bir şey geldiğinde mutlaka bir yere kaydedin. Hatta sadece bu tarzda olmasına gerek yok. Fantastik vesaire bunun gibi türlerde de çizecekseniz aklınıza bir şey geldiğinde yazın mutlaka. Ve de çizimi basit tutmaya çalışın. Gölgelendirmeyle vesaire uğraşmayın. Renklendirmekle de çok detay çalışmanıza gerek yok. Başka bir webtoon daha çizerken bu tarzda çizmeye devam edebilirsiniz. Eğlenceli oluyor çünkü. Aynı anda iki webtoon çizmek biraz zor olsa da karaktere, mekana falan takılmadan çizmek daha rahat oluyor.
hangi türde çizeceksiniz veya çiziyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Haftaya pazar görüşürüz. Hoşça kalın.